أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم Allah gecenizi mübarek eylesin, ikinci yanında aziz eylesin. Amin. Dimağınızı, kalbinizi ve ruhumuzu insi ve cinli şeytanların şerrinden hüsemine eylesin. Amin. Kendi kudretini taarruk ettirmeye nasip eylesin. Amin. Arkadaşlar daim şu, size faydalı olmak ve bildiğiniz bazı şeyler, bildiğimiz bazı şeyler bize ülfet belasını sarmalamış. Ondan çıkarmaya vesile olmak gayem bu. Bir de kafanızın içerisini, illa psikoloji değil bu, enfusi bir derstir. Risale-i Nur'dan toplanan 30-40 senelik meyvelerden bir tanesidir. Ben Risale-i Nur'dan söyledikçe göreceksiniz. Şimdiki bu bölge 11. mektuba göre şurası aynadır. 11. mektupta aynada akseden yılanın timsali ısırmaz. Aynada akseden necisin pisliği aynayı necis etmez kabilinden bu aynadır. Şimdi kafamızın içerisinde sorunuzu sorabilirsiniz. Çok serbest, hiç sıkılmayın. Psikoloji, panik atak, ataklar, panik, ondan sonra depresyon, sinirsel, öfke, nefret, cinnet, cinsellik, eşcinsellik hepsinin kaynağı. Hatırıma geldikçe anlatacağım size. Nereden kaynaklanıyor? Burası, sevgili arkadaşlar, dimağ kasıt kafadır. Kafamızın içerisine ustamızın tabiriyle, ha bunu da söyleyeyim, her dershanemize bir defa yapıyor. Haklıdır çünkü. Ondan daha akıllı insanlar var. Yapardı. Ha? Akıllı insanlar benden daha akıllı yapardı. Gayretli insanlardan olsaydı benden çok gayretli insanlar yapardı. Bu Allah'ın ihsanını kime vereceğini bilmiyoruz. Kimin üzerinde göstereceğini ama netice Allah'ın ikramıdır. O zaman hepimiz Allah'ın bu nimetinden istifade etmek gerekiyor. Ustadımız bu üzerinde çalışırken ustadımızın bir gündüz haletiyle masamda öyle kafam düşmesiyle ortaya çıkan bir şeydir. Ama başka yerlerde öyle demiyoruz. Rüya diyoruz, ne yapalım? Çünkü şizofreni diyecekler, paranoyak diyecekler, bir şeyler diyecekler tabii. Ondan sonra pil azalıyor diyor. O zaman şu tek şurada pil olması lazım. Hemen şunu takayım. Şimdi ben oldu herhalde. Allah ben başlıyorum. Dimağda kasıt kafadır. Mukaddemeyi yaptım. Kafada arkadaşlar 7 tane mertebe vardır. Psikoloji ve psikiyatrist ve psikologlar, aile danışmanı vesaire hepsi bunların temelini Freud ve Jung, Jung'a dayalı. Onların çözümleriyle hastanelerde tıpta eğitim yapılıyor. Onların çözümü şudur. İnsan için konuşur, niçin hareket eder? Ben hulasa ediyorum. Koca cilt cilt kitapları özet yapmaya çalışıyorum. Onlar der ki, Freud der ki, psikolojiyi temel ona bina edilmiş, temelde sonra eklemişler ama temel onun kurmasıyla. O da şöyle demiş, insan niye hareket eder, niçin ister vesaire? Der ki, aşırı istek şehvet. Şehvet cinsellik değil, aşırı istekten. İnsan ne konuşuyorsa, ne yapmak istiyorsa, aşırı isteğindendir. Bu şehvetler. Jung biraz kendisi beraberdirler. Sonra bir bu fikirden ayrışıyorlar. Onu da söyleyeyim, iki tarafı da bilin. Farkımız ne şimdi? Risale-i Nur bu tıpta ne farkı var? Jung der ki hayır diyor. Aşırı istekler değildir. Başına geçen bir sıkıntıyı anlatır. Sonra ben bundan nasıl kurtulacağım? İntihar eşiğine gelir. Sonra kitap okur, ilim yapar, tahsil yaptıkça yukarı çıkar ve buna sıyrılır. Der ki, ha ilimle ben o sıkıntı yaşarım. Sonra hayatın bir safhasına bakar ki, elime bakabilirseniz böyle, parmakla, şu, ilim buna benzer diyor. Sonra diyor, ben diyor o cehaletimi ve sıkıntımı burada kaldı, geçtim diyor. Sonra ben okuduğum kitabın arasına, hariçten değil, düşman hariçte yok diyor. İçeride
aklıma mukabil aklımın bir paraleli var diyor. O okuduğum kitapların bilgilerin arasını nasıl yaptıysa diyor, girdi ve ara boşluğunu, eksikliklerini buldu. Onu da dinamit yaptı diyor, bomba yaptı, patlattı, beni dibe indirdi. Ya düşünüyorum diyor, benim diyor dışımda, benim dışımda kafamda başka birisi mi var? Ha? Benim dışımda başka birisi mi var? Ya işte gelmedi bu adam. Hani biz diyoruz ya, aklımın belası aklım. Şimdi bu adam bu yola düştü. Dışarıda kimse yok. İlmim arttıkça ilmi artan, bak şimdi, çözümledikçe çözümsüzlüğe beni iten, benim dışımda birisi var diyor. Buna varmış. Koca 3 cilt kitabını özetledim. Ya bak şimdi, ilmimin dışında, çıktım ilme, ilmimin dışında ilim üreten, çözümümün dışında çözüm üretip beni çukura atan ve bende olan, düşman hariç değil diyor, bende olan başka bir paralel ben varım diyor. Ama onun ismini bilmiyorum, kim olduğunu da bilmiyorum ama bende var diyor, tanığım ve şahidim diyor. Sahibi görüyor musun şurayı? Ve kim o? Kimdir? İkinci şahsiyetimiz. İkinci kimdir o? Bize o yapan ilmi arttıkça, bizim ilmimiz arttıkça onun ilmi artıyor. Fazla bizi geçmiyor. Çözüm ürettikçe bizi çözümsüzlüğü iten kim o? Körisya. Hayır. Ervah bize ve Körisya başka esas babaları. Nefis mi? Babası. Şeytan. Şeytanı kabul etmeyince, cinleri kabul etmeyince, onların yaptığı tahribatı bilemeyeceksin. Bilemeyince tahmini bir çözüm üreteceksin. Mesela bak, gözümüz belli, hastalık belli, ilaç belli, kolum kırıldı, organ belli, hastalık belli, ilaç belli, psikoloji. Psikoloji ne demek? Ruh ilmi. Ruh bozuldu, organı var mı ortada? Yok. Nereye ilaç veriyorsun? Organ yok. O zaman nedir? Aklı devre dışı yaparak aklı tamir etme yolunu seçmiş. Yok diyor ki, Freud'a nispeten aşırı istek değil, bizi hareketlendiren diyor, bana mukabil birisi var diyor kafamda, benim paralelim ama ismini bilmiyorum. Ben yükseldikçe o da yükseliyor, çözüm ürettikçe çözümsüzlüğü itiyor, esas mesele benim, benim derdim benim dedi. Adam buna ait koca ömrünü verdi, siz 2 dakikada bunu duydunuz. Çünkü onun sözünü, kendi sözünü zanneder Bediüzzaman Hazretleri 13. Lema'da söylüyor. Yani kafamızda çıkan düşünceler, istekler, arzular, hatta affedersiniz karısına, kızına, anasına, teyzesine hiç olmayacak şeyler, düşünceler oluyor. Endişe etmeyin diye mutadid defa dedim. Ve garip garip şeyler üreten, fikrinizi çürütmeye çalışan birisi var. Endişe etmeyin, bu adamdır. Peki, İlmimiz arttıkça biz kitap okuyoruz, o kitap okumuyor, nerede biliyor? Onun ilmini bir Müslüman geçemez, onun amelini bir Müslüman geçemez. Semalarda secde etmediği yer kalmamış deniliyor. Ve ilmiyle dalalete gitti, şeytanın ilmine varılamaz. Peki şeytanı neyle halt edeceğiz? Ancak onu yapamadığı, beceremediği terkle, günahı, isyanı terk etmedi. Terk ile onun işini bitiriyorsunuz. Terk. Tamam mı? Şimdi kafamızdan çıkan fikirler var. Beni üretiyor. Ya o kim? O ben zannederse, bak o ben zannederse psikolojiniz tam burada bozuluyor. Yani kafanda bir istek var, bir arzu var, bir meyil var. Lan bu nedir ya? Bu benim dediğin anda psikoloji bozuluyor. Onun sözünü, kendi sözünü zannettiği için bozuluyor. Bu ben değilim anda, dediğin anda sıyrılıyoruz. İşte İmam Şafii radıyallahu anh demiş ki, Kur'an haşa gelmemiş olsa, sırf Vel As suresi gelse, Vel As, ümmetim istikametli için bu bile yeterdi. Ben de diyorum ki İmam Hasan'ı okuduğumcasıyla, eğer Risale-i Haşa yazılmamış olsaydı, 13. lema yazılsaydı, vallahi bu ümmetin doğru düşünme ve istikametli kendini yorumlama adına 13. lema yeterdi. 13. lema. Ve insanı, şeytanı, cinni ve biyolojik yapıyor. Öyle tanımlıyor ki, gözükmemiş bir şey. Gücüm yetse vallahi 13. lema ezberlerdim. Gücüm yetseydi
Ama Badeli Arabas'a bu şeyime, bu kanaatıma, bu sonuca 57 yaşında vardı. Siz erken varın buna. 40 senelik bu şeyime, Risale-i Nur'un dershanecilik hayatımla söylüyorum. Gücüm yetseydi 13. levhayı ezberlerdim ve günde her gün tekrar ederdim. O ümmetin istikameti için, kendime sahip olmam için bu yeterdi. İkinci önermem, nereye sahip yönetmek istiyorsanız, nereye sahip olmak istiyorsanız onu tanıyın. Kendinizin psikolojisi bozuk ama nasıl yöneteceksin, nasıl muvaffak olacaksın kurtulmayı? Kendini tanımıyorsun. Demek ki arabayı tanımazsanız arabayı yönetemezsiniz. O zaman sıkıntıların temeli kendini tanımamak. 4 tane önerme sunacağım şimdi. Ondan sonra bu neyi anlatacağım size. Kafanın içi bu. Psikoloji sıkıntıların çözümüne 4. 1. Kendini tanı. Kendini tanımak için zaman ayır. Kitap oku. Bu tür derslere katıl. Dersleri bırakma. Kendinle barışık ol ya. 2. Kendi öz güvenini oluşturan ruhsal yapını imanını artırarak kutsi değerlerine, cevşele, Hizbul Kur'an'ına, mutlaka Hizbul Kur'an'a ve Risale-i Nur'u tefekkürle okumaya çalış. Yani kalitesini ve çapını yükselt. 1. Kendini tanıdın. 2. Mutlaka evlatlarına ve ibadetlerine özen göster. 3. Aile efradının mutluluğuna çalış. Çünkü birisini dişi ağrırsa elde sen orada rahat yatamazsın. 4. Allah Resulü'nün tabiriyle silah-ı rahim insanın hayatını uzun ve ömrünü bereketli kılar. Silah-ı rahim yapın, efter püften bahanelerle dostlarınızı, akrabalarınızı satmayın. Silah-ı rahim dostluktur, illa akraba değil. Çok ucuza mal etmedik. Ben sizin gibi insanları, bak buraya geldim. Kaç sene ömür vermişim, gelmiş gitmişim, siz de gelmiş gitmişsiniz. Basit bir sebeple beni satmayın. Ben de sizi satmayayım. Ucuza, ne kadar çabuk ucuza birbirimizi değişiyoruz. Bir sürü kusurlarımızla beraber birbirimizi kabul edeceğiz. Silah-ı rahim yapın. Eğer bu 4 tanesi muvaffak olamamışsanız hemen çabuk çözüm üreten ama kökten çözüm yapmayan ve kendisine bağımlı kılan kimyasal ilacı kullanın. Kimyasal ilacı da tanımladım. Bu 4'ü yapmadan kimyasal ilaca başvurmanın sebebi hemen çözüm üretiliyor. Hemen kendini rahatlıyorsun ama temelde çözüm olmadığında, seni rahatlattığından ona seni bağımlı kılıyor. Ve bu 4 taneyi tevessül etmiyorsun. Tamam mı? O 4 taneden sonra bunu yapın. Şimdi kafanızdaki içini seyredelim. İstersen ver sadece, sen rahat dinle, bırak bunu. Gel hemen çabuk otur. Sen dinlemeni istiyorum. Şimdi kafamızın içine dima diyoruz. Kafamıza dima diyoruz. 7 tane mertebesi var. Kabataslar kanlatayım. İstediğinizi soracaksınız. 1. Tahayyül. Hayal. Hayal ve mekan anlayışımızı oluşturuyor. 2. Tasavvur. Kafa senin için ya bu. Bilgi anlatmıyorum. Senin içine girdik. Röntgen bu. Doktora gittiniz. Kafanızı çektirdiniz. İçinizde gözükenler. Bilgiler, malumatlar, düşünceler, beyinler, şüpheler, zanlar, belki, ihtimal, şekler burada oluyor. Sonra yani tahayyül, hayal, tasavvur, düşünceler, taakkul, akıl, tasdik, ilime dönüştüğü yer, izan, kafadan vicdana atılan yer, vicdana buradan atılıyor. İlk izan, vicdandan ve kalpten, ruhtan gelen bilgilerle fiile dönüştürülen yer. Burası faiz, namazı burada eyleme dönüştürüyor. Sonra kafasındakilerin toplamıyla oluşan itikat. 7 tane. Ben bunlara şey yapmayacağım, hemen şuraya giriyorum. Hepimizin canını okuduğu yer. Arkadaşlar, buranın adı serbest bölgedir. 11. mektuple aynı adır. Psikoloji tüm sıkıntıların çıktı, ortaya çıktı ve çözüm kaynağı da budur. Gemi Karadeniz'de batmışsa gemi Akdeniz'de çıkarılmaz. Sıkıntı buradaysa çözüm de buradadır. Şimdi şeytan bu dairenin dışına çıkamıyor. Cinler bunun dışına çıkamıyor. Nefsi emmare, mahsus görüyor musunuz? Bunun dışına çıkamıyor. Hiç endişe etme. Tamam.
Şimdi bu bölgenin adı, hani devletinde var ya serbest bölge, oraya giren malzeme vergiye girmiyor, serbest bölge. Burası kafamızda serbest bölge. Ne demek 18 bin alemin hulasası olanın, hulasası olan insanın, her şeyin sureti burada. Herkes burada. Kadın burada, domuz, yılan, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, taş, dağlar, tepeler, geçmişler, gelecekler, Ahmetler, Hüseyinler, yok, yok. Burada herkes burada. Bu alemde birbirine girmiş. Buraya iki yerde kaynak akar. Şuraya. Bir, buraya şeytan vesvese atar. Şeytan buraya atar. Sonra kafir cinler atar. Sonra seyrettiğimiz bu nefi, şurası sağ olarak göstereceğim. Bunlar da melek. İlk önce nefi tersi anlatıyorum. Şeytan vesvesesi atar. Kafir cinler vehim atar. Vesvese neydir? Var olan eylemi yok saydırmak. Nedir o? İmanı olana imansızsın. Abdestli olana abdestsizsin diyen adam bu. Onun için abdesti yok diye vesvese geliyorsa eyvallah, altına şeytan imzalı abdestlisin demektir. Çünkü şeytan abdestin olmasaydı abdest ala. Abdestsiz olur mu lan? Ben sana abdest aldım mı? Hayra vesile olur. Şeytan bana mı sanat olur? Hayra mı sanat olur? Nereye mi sanat olur? Hırsız boş yere girer mi? Yani abdestine. Şeytan diyor ki ben tasdik ediyorum abdestin var demektir. Tamam. Vehim ise şeytan, vehim, kafir cinler, olmayan düşünceleri var eder. Sen böyle baktın, bunun adı mı demek istedi ya? İyi değilim, galiba kan krizi geçiriyorum, tek başıma burada kalsam ben, ölsem ne olur bu evde, köydesin, acaba arabayı çevirsem, bir dakika ocağı kapattı mı evde, kapıdan geri dönmek, ya bu benim çocuk acaba, şimdi benim cinler atar, olmayan düşünceleri var eder. Vehim. Vehimle vesvese farklıdır. Vesvese eyleme, var olana musallat olur. Şeytan cinler olmayanı dışarıya çıkarır. Anladınız mı farkı? Şimdi ervan habisler seyrettiğimiz ve izlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler erva habise oluşur. Seyrettiğiniz, bak mouse'a bakın. Seyrettiğimiz filmler, izlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler buraya erva habise atar. Erva habise nedir biliyor musunuz? Kimin filmini seyrettiğinizse o kadının, o adamın ruhunu kopyala yapıştır, buraya atılıyor. Anladınız mı? İşin deşittiğine bakın. Anladınız mı? Dindeki adı haram, psikolojideki adı kopyala yapıştır. Nerede anlatır? Sözler 410. Ama burayı anladınız mı deşeti? Diyor ki merhume olan bir kadının cesedine nazar-ı şehvetle bakmak hissiyatul ve insaniyi yok eder. Tahrip eder diyor. Orada kadının ruh habisinden bahsediyor. Karşıdan açık saçı kadın geliyor. Dindeki adı nedir bakarsan? Haram. Fizikteki yapısı nedir? Bu fiziktir, fizik, göz. Dinle alakası yok bu işin. Kadının yaymış olduğu dalgayı içine alıyoruz. Kopyala yapıştır. Eğer cinli ise, psikoloji bozuksa sana da sıçrıyor. Aynı, Allah Allah ne geldi, ne oluyor lan bana diyorsun, bundan kaynaklanıyor. Nereden ahlakınız, psikolojimiz bozuluyor. Güzel. Ya, anladık değil mi abiler? Peki, cemiyetin, komitenin, var ya sufyaniyetin, şahsı manevisi atılıyor. Mesela taraftan olduğumuz var ya, rejim, sistem, kişi, kurum, kuruluş, mefi, hepsi taraftar olunca elhubbu fillah velbuzu fillah, Allah için dost, Allah için düşman, Allah'ın düşmanlarını dost edinmekten içeriye atılıyor, nefse emmare atılıyor,
güzel nefesin de güzel olur. Şimdi mevad-i şerire demek olumsuz mekanlar. Ya meyhane, işte malum gayrimeşru yerler, Allah'ın onaylamadığı mekanların yer, insana yaptığı tesir, ondan sonra insanın geçmiş hayatı. İnsanın geçmiş hayatı buraya atılıyor. Bu menfi. Şimdi buraya bakın şu duvarın, şu duvardakiler göremeyecek galiba. Görüyor musunuz? Bak, şeytana mukabil melekler. Melekler atar. Melekler ilham atar, vahiy atar. Yani Kur'an okununca otomatik melek aktif oluyor. Derste ilham aktif oluyor. Mesela Elham'ın 3 ayetini oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Yok Allah'ım azim. Bu ne oldu orada? Orada vahiy ile alakalı melek aktif oldu şurada. Kafanızda. Sonra Müslüman cinler iyi bilgiler atar. Sonra erva ariyeler, seyrettiğimiz filmler, duyduğumuz, işittiğimiz Kur'anlar, güzel ilahiler, çalgısız ilahiler. Bu kafanıza atar. Kim okuyor? Abdussamet. O hangi sure okuyorsun? Şems. O Şems'i okurken veya o duha, onun haleti vardı ya, o ilk okuduğun sendini, o alet kopyala yapıştır oluyor sana. Onun için bazı insanların sesi, siması seni onun için etkiliyor. Sonra diyor, bulunduğumuz cemaatin şahsı manevisi sana atar. Sonra mekanlar atar, mekanlar. Nasıl mekan? Şöyle. Osmanlı Camisi'ne gitseniz, bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiye gitseniz, ki ikisi de cami, aynı aletimi hissedersiniz. Dershane salonuna gittiğiniz, bir de evin salonuna gittiniz veya evin salonuyla yatak odanız aynı mı? Ha, işte mekanın insan üzerine yaptığı tesir. Yani burada okunan Kur'an burayı duvarlara sirayet ediyor. Sonra gelen eğer zındıksa sıkılır burada. Eğer âli ruhsa of be ne rahat bir yer ya. Sonra nefsi, nefisin kaç mertebesi var? 7. Bir tanesi şerdir. Nefse emmâle. Levvâme emûlinne mutmâine râziye safiyen atıka gibi. 6 tane nefsin buraya attığı çok güzel. Allah onlara yemin ediyor. Ondan sonra insan suretindeki melekler var. Kimdir onlar? Gördüğünüz zaman rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatan. Tamam mı? Sonra kişinin kendi geçmişi buraya atıyor. Kısacası serbest bölgeye bu tarafa atıyor. Tahayyüle. Hayır, ikisini atıyor. Bilgileri buraya atıyor. Bak buraya bakın. Bilgileri buraya atıyor. Hayalleri buraya atıyor, şekilleri. Buna mukabil bu da sen misin olan imansız diyor şeytana. Melek buraya atıyor bilgileri. Suretleri buraya atıyor. İyi şeyler geliyor. Tamam. Buraya atıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası hallaç bullak gibi, Allah bullak gibi evirip devirip çevirip olan bu alem. 18 bin alemin sureti burada. Burada kıyamet kopuyor. Tamam. Şeytanı burada devre dışı yapacağız. Nasıl yapacaksın? İlimle yapamazsınız. Bu ilimle öğreniyoruz. Amenle de yapamazsın. Ne kadar zikredersen en büyük şeytan Kabe'de. Tamam. Ne ile? Şurayı görüyor musunuz? Terk. Kabloyu keseceksiniz. Kabloyu keseceksiniz. Şu. 10 cüz okuyun gece. Sabah namazına 10 dakika var. 5 dakika gidin YouTube seyredin. Kötü bir şey, bir film. 5 dakika. 10 cüzün sebebinden bahsetmiyorum. Feyzi yok olur. 10 cüz. 1 saatten 10 saat yapar.
Yani yarım saatten 5 saat. Peki niye? O tahrip feyzini yok ediyor. İşte şeytan ne yapar biliyor musunuz? Oraya artık yeisi atar. Şeytanın derisi günah işlettirmek değil, günah ile kişiyi ümitsizlik gırdabına atar. Günah ile insanlar cehenneme, ümitsizlik yeisini Adem'e atar. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Şeytan sizi Adem'e atar. O zaman diyor ki burası hakkında Nemalat 75. İnsanda bir iki latife var ki, görüyor musunuz ara bir iki latife? Bir, iki. Onlar ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi din altına giremezler. İnsanın ihtiyar ve iradesine rağmen işlere sokarlar, iş yaptırırlar, konuştururlar. Sonra o yapar, o konuşur kafada o yapar. Sonra der ki senin hak ve hakikate, hakkaniyete, istidat ve kabiliyetin yok. Kader seni şikayete mahkum etmişler. Yeysattır. 75 lema var. Sözler 278'de diyor ki insanda bir iki latife var ki teklif ve girmiyorlar. Bunlar bir derece serbesttirler diyor. Serbest oradan geliyor. Teklif altına girmiyor bunlar mısınız? Girmiyor. Yok. İşte burada olanlardan mesul değilsiniz. Şu serbest bölgede şeytan attı mı? Resimler, bilgiler. Bunlar için Allah Resulü diyor ki konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Görüyor musun? Peki ümmeti Muhammed'e bu nimettir. Ben Amr-ı Resulü Peygamber'in Zahset ve Selam'ı Miraç'ta kendisi aldı. Kur'an'ı komple Cebrail Aleyhisselam getirdi. Sırf bu sureyi aldı. Orada da üç tane müjde getirdi. Bir, geçmiş ümmetlerde olmayan Muhammed ümmeti ne oldu? Bir tanesine içimizden geçenleri yapmadıkça, konuşmadıkça cihat sevabı verilecek. Günah yazılmayacak. Eskiden yazılmıyordu. Ne olacak ya? 2000-3000 kişilik bir şehir. Kötülük mü var mı ki yazılsın? Televizyon, internet böyle bir şer mi var? Onun için kafadan şer geçmiyordu. Muhammed ümmetinin içinden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça günah yoktur. Yazılmıyor. İki, harra ve kilisenin dışında ibadet yapılamaz. Ama Muhammed ümmetine küre yaz, mescit olmuş. Ha? Bir tane daha var. Sen var oldukça onların geçmiş kabirleri helak etmiştim. Ad ve Semud kabirleri helak etmeyeceğim diyor. Yani onun hakikati var. Elhamdülillah. Şimdi burada var olanla siz günaha girmiyorsunuz, tersini söyleyeyim müjde. Burada var ama demiyorsun, yapmıyorsun, bunun adı cihat. Sevap. Niye? Allah Resulü demiş ki Bedir ve Uhud'da aleyhissalatü vesselam, 70 tane sahabe Uhud'da. Ey ashabim, ey ashabım, biz küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Burası işte. Onun için içinden geçiyor. Ben iyi değilim, kötüyüm. Seninle alakası yok. Bu serserinin sözüdür ha bu. Mahsa bak. İyi değilim, psikolojim bozuk. Ha, sen iyi değilsin. Hangi güzel tarafında iyi olmadığını anladın. Kötü olsaydı zaten iyi değilim zaten hiç hatırına gelmezdi. Ha, ben iyi değilim tarafım var, iyi olmayan tarafım var. Demek ki çift taraf var burada. Küllüler kötü değilsin. Kötülüğünü anlayacak kadar güzelsin. Cahilliğini anlayacak kadar alimsin. Eksikliğin kadar kamilsin. Biliyorsun ya bak. Anladık mı arkadaşlar? Sonra Vesvese Risalesi'ni çok soruluyor. Abi okuduk ezberledik. Niye vesvese var? Çünkü vesvese bilgidir. Malumattır. Okudun ama bu bilgidir. İlme dönüşmedi. İlim olabilmesi için tasdik olacaktı. Yani buradaki vesvese risalesi, malumatı, bilgileri aklın 33 mertebesinden geçtikten sonra tasdiğe girerse ilim olur. İlim burada, ilim canlı ve ruhludur. Sonra ilim oldu mu? Sonra izanı atar. İzan da buradan vicdanı atıyor şöyle. Şöyle, mouse'a bakın. Şöyle vicdanı atar, vicdandan kalbe.
Sonra kalpte, vicdanda onayladıktan sonra geri gelir iltizama, eyleme dönüştürürüz. Demek ki burasının dört tane özelliği var. Birbirine zıt, her şeyin her mertebesi var. Her daim insanın kontrolünde olmayan, insan kontrolünü almaya çalışma. Yani ben kontrol edeceğim deme. Mümkün değil olmayan bir şey. Olmayan bir şeyi var zannedip ona sahibim demek gibidir. Yani olmayan kara kedi karanlık odada aramak gibi. Olmayan kara kedi karanlık odada aramak neyse ben buraya hakim olacağım demek de öyle. Olamazsın. Hiç böyle sığırın gördünüz mü moral ve psikolojisi bozuk. Ah ona ah batsın bu durumda falan dedi var mı? Yok. Ha, insanda bu var. Peki hemen şu soru soruluyor. Çok yerde soruluyor da onları topluyorum. Tamam abi de bizi niye böyle yarattı? Eğer bu olmasaydı şu insan donuk olurdu. Düşünceleri, tefekkürleri hep donuk olurdu. Standart olurdu, basit olurdu. İnsanların donukluktan kurtaran bu serbest bölgedir. Ben şimdi bir şey yapacağım size. Ayakkabı göster unutmamanız için. Okyanustayım ben. Bak okyanustayım. Okyanusun geniş. Tamam. Derin. Yüksek. Başka var mı? Yok. İşte serbest bölge insanı geniş, derin ve yüksek yapar. Onun için bu serbest bölge var. Her türlü düşünce imkanı olsun. Tek boyutta düşünmeyin. Ama bu değil, bu değil, bu değil. Ha bu. Muhalefetsiz düşüncelerden bir tane seçsin. İnsanın şerefi burada. Abi o seçim yaptıracak olan şey mi bize? Ha, o seçim yaptıracak. Bu sağdan attın ya. Bak bunları. Ondan sonra giriyorsun, attı bu da. Diyor ki, melek, sen şeytanı dinleme diyor, yediğin sözde. O serseri dinleme diyor. O içkileri bırak diyor. Akıl burada duruyor sultan. Burada fihim denen bir süzgeci var. Buradaki buraya atmıyor. Şeytan vesvesesiyle buraya atar, buraya girsin diye. Bak şimdi. Allah razı olsun, güzel sordu. Şeytan bak buraya attı mı bunu görüyor musun kardeş? Attı. Akıl burada bir süzgeç koymuş. Fehim. O süzgeçten süzüyor. 33 mertebeden geçirdikten sonra alırsa, kafirliği alırsa bu taraf, bu zındık tarafı, onun için girmemiştim. Burası kafir olur. Onun da ilmi var. Ama almazsa bu da nübüvvet tarafı. Vahiy de buraya geliyor. Vahiy. Vahiy buraya gelmesi akla geliyor. Unutmayın. Vahiyin sureti akla geliyor. Akıl bunu kabul ederse nübüvvet tarafı çalışıyor. Ve buraya akıl Kur'an'la nurlanmış akıl bunu kendisine askılıyor. Şeytan diyor ki sız tanrıda dur. Balon gibi dur orada. Hiçbir şey yok oraya sıkıştırmış. Eğer bir de televizyon sen açmazsan, şerlere muhatap olmasan var ya şu mouse, kestiğimi kesemezsin de, hani eski şey, elektronik kablolar var böyle, içinde kıl gibi kablolar var, kıl kıl. Ne kadar kesersen kâr işte. Mesela bugün bu saatte buradasın, televizyonda olabilirdin, sokakta olabilirdin, ne yaptık? O kıl gibi şeyden, kablodan 5-6 tanesini kestik. Onu kestik. Tam, tam keseriz. Şeytanın buradan geçmesine mani oluyoruz. Ona örnek vereyim size. Bizim kafamız böyle çalıştığı için bir video seyretmişlerdi Fatih. Bir öküze timsah tutmuş kafasında. İki tane aslan da kıçından tutmuş. Aslan karaya çekmeye çalışıyor. Timsah suya. Çünkü timsah sahası sudur. Aslanın sahası topraktır. Eğer timsah karaya çıkar da aslanla boğuşursa timsah yem olur. Aslanlar suya girerse orada timsahla boğuşan öküzü dağılırım dese aslan yem olur. Peki ne yapması lazım? Herkes kendi sahasına durup düşmanını karşılaması lazım.
o düşmanının karşısına sahasına girip de mücadele edersen topta böyle galiba 1-0 kafadan gitmiş oluyorsun. O zaman sen günahın içine girip de günahla mücadele edeceğim dersen 1-0 kafadan gitmiş. Ben şimdi televizyonu açayım. 1-0-0. Açıp ben onu mağlup ederim, bakmam yüzünü çevirdim. O hikayedir, onun taktiğini anlattım. 1-0-2-0 kafadan gitmişsin. Onun için açıp da mücadele etmektense hiç açma. Terk et. Ve 10 dakika YouTube'da bir şey seyrettin, rezil bir şey temizlemek için 10 cüz okuyacağını 10 dakikayı da seyret, 10 cüz mü seyretme, cüzü de okuma. Git yap. Git yap. Yani insan terkle muhafaza. Çünkü her sahabenin ilmi o kadar yoktu ki. Kendisini terk etti, sahabe oldu. Sahabe sahabe yapar. Namaz olmayan sahabe de olmuş. Değil mi? Savaş halinde sahabe olmuş. Savaşmış, şehit olmuş. Terk etmiş. Sahabe en değerli şeyini terk edebildiği için. En fazla ibadet ettiğinden sahabe değil. Terk etmiş, terk edebilmiş. Tamam. Şimdi kafanızda bu bölgede olacak şeylerden mesul değilsin arkadaşlar. Bak şuradan. Soru soran var. Burayı bir tanımlayayım. Birbirine zıt her şey var. Her şekilde bulunabiliyor. Yani rezilliğin, kepazeliğin danışkası, iyiliğin tepesi. Hepsi var. İnsanın sonsuz hayatını da mayalayan maya da bu. Her daim insanın kontrolünde olmayan bir sistem. Hamza, bu senin kafanın içi. Burası. 11. mektupla ayna gibidir. Buraya her şeyin sureti yansıyor. İnsan burada tuzağını bir daha söylüyorum 3. kez. Burada ben olanlara ben demesinden psikolojisi bozuluyor. Bu benim, sen değilsin. Sen değilsin. Usta 13. sözde onun sözünü kendi sözünü zanneder, bu sefer helakete gider diyor. Ben ne biçim adamım diyor. Ha? Sen değilsin. Peki kaç dakika oldu? 45 dakika oldu galiba. Soru var mı? İkinci yol var ya, inandığı gibi hareket etmeyen. O nedir abi? Ha, bak şimdi. Sözler 142. sayfada kabre 3 şekilde girilir diyor. Tamam. Birincisi neydi? Hatırlayan var mı? İman ettiği gibi yaşayanın kabre girişini anlatır. İtikadıyla bak. İman ettiği gibi yaşayan. O hangi yol? Bak şurada. Birinci yol. Şu duvarındaki çizgi yani. Resimde böyle bir şey yok da. Bak görüyor musun? Sözler 142. Yani inandığı gibi şurası var ya şu. Şuraya melekler atıyor. Akılda diyor ki tamam lan ver. Vahiy geliyor. Vahiy dinlerse. Nübüvvet ruhu açılıyor bu taraf. Vahiy dinlemezse adam felsefe tarafı açılıyor. Onun da itikadı var ama Salih batıl itikad. Bak görüyor musun? Onun da fiili var ama batın. Onun kalp ne demiş kalbi? Kalp buradan gitmiyor kalbe. İlmi de var. Ama batın ilmi. Şimdi birinci yol nedir Salih sözlerde? İman ettiği gibi yaşayan. İki. Bak şimdi buna gelecek. Birinci yol gördün mü Salih? Fiil. İman ettiği gibi yaşamış. Bu ne? İkinci yol. İnandığı gibi hareket etmeye. Burası. Yani bu dersleri dinliyor, gene televizyon, internette muhatap oluyor, namaz kılmak gerektiği halde namaz kılmıyor, oruç tutmak iyidir, tutun, yapın der ama kendisi yapmaz. Ne diyor? İtikat ettiği gibi yaşamayan. İman demiyor. İtikat. İtikat aklidir. İman kalbidir. Üçüncü yol. Selahattin. İnkar ediyor, inkar gibi yaşıyor. Sözlerde 142. sayfada kabre 3 şekilde girilir. O. Hani size bu ortamda lazım olacak şeyleri anlattım. Diğerlerine girmiyorum tabi. Bir sürü şeyler var. Ama madem sordu. Peki akıl nedir? Arkadaşlar akıl berzahtır.
insaftan geliyor, nısıftır. Ne hakka ne şerre, ikisini ortada bakar, vahiy buradan gelir, kabul ederse itikadı olur. İtikadı olduktan sonra şuradan vicdandan aşağı kalbine iner, imana dönüşür. İlk önce aklı olmayanın imanı, dini yoktur diyor Allah Resulü. Akla hitap ediyor. Aklı senin. Kabul edilince itikat oluyor, sonra imana dönüşüyor. İtikatla iman arasındaki fark, itikat aklidir, iman kalbidir. Peki itikadın vazifesi nedir? Aklın süpürgecisi ve bekçisidir der. İtikadı bozulur ama imanı gitmez. Mesela Şia ve Vehhabiler itikadı bozuk ama imansız değildir. İtikadı bozuk. İmanı vardır. Acayip bir şey. Ondan sonra burada 33 tane mertebe var. Buranın en güç tutar zekâet burada. Tefekkür edersek arkadaşlar, tefekkür eden bir insanın aklı kesinlikle cin ve şeytan yanaşamaz. Tefekkürlü bir kafada, tefekkürüse şurayı tamamen kesiyor. Şunun yolu tefekkürle, tefekkür mesleği, Risale-i'nin tefekkür mesleğidir. Tefekküre alışan bir kafada serbest bölge devre dışı oluyor. O anda kesinlikle. Tefekkür anda serbest bölge devre dışı olmuş ki yapabiliyorsun. Serbest bölge aktifse tefekkür yapamaz. Tefekkür serbest bölgedeki şeytana zıttır. Tefekkür mesela bir insanda tefekkür tarafı güçtür. Cin musallat olamaz. Şeytan gelemez. Tefekkür çok güçlü bir sistemdir. Başka var mı? Kapatıyorum. 40 ve fiyat şeyde değil mi abi? İkinci yolda. 40 ve fiyat burada. Şu. 40 kişiden birkaç tanesi kurtardı ya. Elin kalırsın. Nereden geldi siz? Benden. Tamam. O 38'i kafir değil de hepsi hatırada yazıyor. 5 vakit namazı camide kılanlardır. 40 kafirden bir tanesi kurtarmaz. Kafir. Hem 40 vefiyattan birkaç tane kurtarmışsa hepsi Müslüman idi. Nereden kaybetti? İmanın 3 tane asıl temel veri tabanı var. 3 tane. Birincisi nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. 2. Allah'ın Kur'an'da haram ettiğine haram, helal ettiğine helal, Kur'an ve hadiste geçene iman etmek. 3. Allah'ın dostlarına dost, Allah'ın düşmanlarına dost olmayacaksın. Allah'ın düşmanlarına düşman, dostlarına dost. Eğer diyor el hubbü fillah vel buzu fillah, Allah'ın düşmanlarına dost olursan iman gidiyor gene. Allah. Temel, istersen namaz kıl. O zat 40 kişiden birkaç kişinin dışındakiler 5 vakit namaz vardı. Tesettür her şey vardı. Niye kafir oldular? Allah düşmanlarını dost kabul ettiler. Bel buzu fillah, Allah için buz etmediler. Onun için وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَرَمُوا فَتَمَسَكُمُ اللّٰهِ Mektubat'ta geçiyor bu ayeti konu. Diyor ki Cenab-ı Hak, benim diyor düşmanlarımı sakın dost edin oyna. Cehennem şöyle dursun, ateş size dokunur ha. Fetemesse, messe, temas. Alim görüyor musunuz? Orucun namazı her şey var. İmanın temel veri tabanı. Yani namaz, zekat falan değil bunlar. Bu bizimle alakası yok. İlmi usulü kaidesidir. Ulemanın, el-i sünnet, dinimizin temelidir. İmanın temeli, üç veri tabanıdır. La ilahe illallah. Muhammed ve Resulullah demek. 2. Kur'an ve hadis geçen haram ve helalleri kabul etmek, tebliğ etmemek, yani yapamazsan bile. 3. Allah düşmanlarını dost edinmemek. Bitiyor. Diğeri bir şekilde Allah'ın izniyle, Allah'ın rahmetine mazhar olacaksınız hepimiz. Bir şekilde bu 3 tanesi yoksa Allah'ın izniyle, bak iman İslam esasında değil tesettür. Ama farz değil. İşte bu da aslında temelini oluşturuyor. Onun için namazımızı kılıp
şerlere taraftar olmayacağız. Uzak duracağız, namazımızı kılacağız. Allah yapamasak bile aman dostlarıyla dost olacağız. Birbirimizi tenkit etmeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar birbirimizi kollayacağız. Hemen çabukça onları terk etmeyeceğiz. Ucuza satmayacağız dostlarımızı. Nerede bulacaksın hemen? Yani dostlar o kadar çabuk mu elde ediliyor ki çabukça satıyoruz, terk ediyoruz. Beraber bu dostluğu olabilmesi için, aramızdaki ilişki olabilmesi için kaç sene geçmiş biliyor musunuz? Bu kadar veri var, bir iki tane sıfatından dolayı hem de birbirinizi ne kadar çabuk ve ucuza, iki, ne kadar çabuk ve ucuza terk ediyoruz. Terk etme. Şey de söyleyeyim de ondan sonra size lazım. İnsan mutlu olabilmesi için, şu psikoloji bozulmaması için şu dört tane temel. Bir, kendine yatırım yap. Kendine değer ver. Kendini tanıyacak kitaplar oku. İki Risale'ye ben öyle inanıyorum. 23. Söz mesela. Oku 23. Söz. Sonra iki, imanını güçlendir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Üç, çoluk çocuğunun huzuruna sebep ol. Yani yok yemek olmadı, yok şöyle gitti. Akraban böyle basit sebeplerle evdeki huzuru götürücü şeyin hiçbirisinin makul sebebi yoktur. Huzuru götürenin bu huzura alakası yok. Üç bu. Dört, Müslümanlar başta olmak üzere akrabalarınızla silah-ı rahim yapın. Sıra demek, bağ demek. Rahim demek Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim'deki rahimdir. Rahimin onayladığı bağ güçlendirir. Nedir o? Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam silah-ı rahim ömrünüzü uzun ve bereketli kılar. Yani yok bunu aktı, yok şöyle baktı. O da cenazeme gelmemişti. Ben bu kadar düğününe gittim, o gelmedi. Bunlarla meşgul olmayın. Tabii daha önce kavga ettik diye köpekler veya öküzler birbirine dolaşıyor. Yaptıklarım gelin birleşiyor. Dördüncüsü, birinci bir daha söylüyorum. Kendine değer ver, kendine yatırım yap. İbani mevzulara, kitap, ondan sonra Kur'an, evlatlarına kuvvet ver. Üç, aile bağlarını sağlamlaştır. Dört, müminler başta olmak üzere silah-ı rahim yap. Silah-ı rahim akrabanı ne değil? Rahimin onayladığı bağ. Şimdi silah-ı rahim yapıyoruz. Dört bu. Eğer bunlarla da çözemedinse derdini, hemence çözüm olan ve hemence rahatlatan ama temelde çözüm olmayıp seni bağımlı kılan kimyasal ilaçları alabilirsin. Beşinci, anladık mı? İlaç nedir? Hormonlar aktif ediyor. Hormonun veya organların üretemediği hormon maddelerin geçici bir saat içinde rahatlatıyorsun. Temelde yok. 7 senedir kullanıyorsun. Ya Allah düzelmedi. Bu dört tanesine kuvvet verirsen buna ihtiyacın olmayacaktır. İnşallah. Peki, var mı soru? Lambaları yakabilirsiniz. Vahırda vahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.